Bugün 2021 YKS sınavını konuşacağız. TYT ve AYT sınavına 76 gün kala öğrencilerimiz ve ailelerin neler yapması gerekenleri rehberlik uzmanı Alparslan Yursever hocamızla konuşacağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Metin Bey, iyidir. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi bugünden sonra üniversite sınavı adaylarına tavsiyeleriniz neler acaba? Metin Bey, öncelikle şunu belirtmek isterim. Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Hem öğrencilerimizin, velilerimize Ramazan ayının hayırlar, sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Tabii ki bu 76 günlük zamanın yaklaşık 30 günü Ramazan'la birlikte geçecek. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde ve sonrası süreçte öğrencilerimiz sabırlı, sakin ve huzurlu bir şekilde ders çalışmalarına devam etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yarış Metin Bey son düzlükte kazanılıyor. Yani burada ortalama 2 aylık zamanımız, 2-2,5 aylık bir zamanımız var üniversite adaylarımız için baktığımızda bir ayının Ramazan'la beraber gittiğini ve sonrası geriye kalan bir ayın da ben 200 metre gibi düşünüyorum. Hani bir atlet yarışa başlar, maraton koşusunu yaptığını düşünün. 200 metre kala temposunu artırdığında özellikle artık biz şunu biliriz. Bu çocuk bu yarışı kazanacak. Bu atlet bu yarışı kazanacak deriz. Öğrencilerimiz açısından da aynı. Son 2 ayda gerçekten kazanacak öğrenciyle kazanamayacak öğrencilere fark ortaya çıkıyor. Şunu görüyoruz, kazanacak öğrenciler temposunu artırmaya, koşmaya devam ediyor ve daha çok çalışıyor. Kazanamayacak öğrencilerse ne yapıyor biliyor musunuz? Bahaneler bulmaya başlıyor. Bahaneler bulup işte aşık olmalar, çevresiyle çatışmalar, adına sen de hasta olmalar. Bakıyorsun çocuk 4-5 ay öncesinde hiçbir sıkıntısı, sağlık problemi olmayan çocukta fizyolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ya da aşık oluyor son dönemde. Bu bahane bulma mekanizması olarak düşünüyorum. Yani öğrenci son 200 metreye, son 2 ay kaldı geldiğinde artık kendi gücünü fark ediyor ve yarışı bırakmaya başlıyor. İşte gerçekten yarışı isteyen öğrencilerimiz burada yapması gereken tek şey var. Pes etmeyecek, koşmaya devam edecek, çalışmaya devam edecek, mücadeleye devam edecek. Peki bu mücadeleyi nasıl yapacak? Konu eksikliklerini belli bir düzeye getirdi. Bol bol deneme çözecek Metin Bey. Yani denemeleri çözecek, denemeleri analiz edecek, eksik konularını belirleyecek ve eksik konularını tamamlayacak. Çok da olağanüstü bir şey yapmasına gerek yok. Zaten bir yıldır çalışıyor. Bir yıldır bunun altyapısını hazırladı. Kaygılanacağı hiçbir şey yok. Ama yapmış olduğu çalışmanın antrenmanlarını sıklaştıracak. Sık sık antrenman yapacak, sık sık deneme yapacak ve o denemelerin analizleriyle eksikliklerini tamamlayacak ve başaracak. Peki hocam, velilerimize tavsiyeleriniz nereden acaba? Evet, bu aşamada en önemli görev aslında velilerimize düşüyor. Velilerimiz öğrencilerimizden bu kopuş anlarında, bahane bulma anlarında, mücadeleden vazgeçme anlarında yanlarında olduğunu hissettirecek köstek değil Metin Bey, destek olacak. Yani çocuğun bazı zamanlar çalışamadığı anlar olabilir, bazı zaman dersten koptuğu anlar olabilir, bazı zamanlar ümitsizliğe düştüğü anlar olabilir. Acaba bu sene kazanamazsam tekrar gelecek seneye kalır mıyım korkuları oluşabilir. Veli yanında gelecek, sanki bir tiyatrodaki suflör gibi yanında yapabileceğini, başarabileceğini, ona güvendiğini hissettirecek. Gerçekten çocuğumuzun zorlandığı noktalar var ise de şunu belirtecek. Evet oğlum, kızım, sen bu noktada zorlanıyorsun, özel ders gerekiyorsa, takviye gerekiyorsa bak biz senin yanındayız ve biz seni her açıdan destekliyoruz diyebilmeli ve kaygı oluşturacak, stres oluşturacak davranışlardan uzak durmalı. Ve şunu bilmeli ki eğer çocuğu kendilerinin desteği olursa mükemmeli başaracak. Belki kendilerinin yaklaşımındaki olumsuzluklar olsa bile başaracak ama ilgili ve destek olan bir veli çocuğundaki tüm potansiyeli kullanmasına katkı sağlayacak. O nedenle rahat olsunlar, kontrol etsinler, takip etsinler, destek olsunlar. Ama boğmadan, ama
çocuğun nefes alanını, hareket alanını daraltmadan diyorum. Çocuklarına inansınlar. Rahatlık ve inandıklarını çocuklar gördüğü zaman emin olun o koşma, o tempo süreci artarak devam edecek. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.